Karpuz sezonunun açılması ile birlikte ilçemizde de karpuz ve kavun tezgahları açılmaya başladı. Bu hafta karpuz 3, kavun 5 liradan satışa sunulsa da önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Merhaba abicim, karpuz sezonu açıldı. Karpuzu kaçtan satıyorsunuz, karpuz kavunu? Bir de satışlarınız nasıl, işleriniz nasıl gidiyor? İşler iyi ya, işlerimiz Allah'a şükür. Açalıyoruz, 3-4 bin falan oluyor tezgahımızı. Sezon daha yeni yeni açılıyor. Karpuzlar şu anda satış tezgahları 3 lira. İlk zaman olduğu için, biraz maliyeti yüksek olduğu için şu anda 3 lira. Kavunlar var, lezzetli tatlı, 5 lira. Bu karpuz fiyatları tam olarak ne zaman düşer? Bayram sonuna düşer, dolarla. Kaç gibi, kaç civarına iner? Tabii piyasanın şartları ne olursa. Geçen yılda yüksekti fiyat. Geçen yıl ortalama kaçtan satıldı? Ortalama alış 1000 lira falandı. Satış 2-2,5 liradı. Evet. 1,5 liraya kadar satış falan düştü önceden. Geçen yıl. Yani bu yıl için önümüzü görmeden bir şey diyemeyiz yani. Yani bu yıl da o civarlarda iner. Yani büyük ihtimalle tahmin ediyoruz. Yani tepkiler geliyor. Yani Allah razı olsun, eşimizden dostumuzdan bizi desteğe her zaman geliyorlar yani. Yani gelenlerle gelmeyenler Allah razı olsun. Yani bu yıl tüm eşimiz dostumuzu tekrar bekliyoruz alışverişe. Yani Kortlerine karpuzun adresi Karpuzcu Muhtar Baba'dır. Burada da bir müşteri var herhalde abi. Siz ne düşünüyorsunuz bu karpuzlar? Abi vallahi geldi. Yıllardır yiyoruz. Reklam olsun diye söylemiyorum. Gerçekten parasından geziyor karpuz. Yani bence Kortel'in en iyi karpuzcularından bir tanesi Karpuzcu Muhtar Baba. Abi dükkanda sadece kavun karpuz mu olacak yoksa başka çeşitler de olacak mı? Bayram sonuna kadar kavun karpuz var. Bayramdan sonra nasip olursa tüm zepse meyve çeşitlerini koyacağız tekrar. Yani burası bir manav dükkanı gibi olacak tabii, yani. Tabii manav, yani ne ararsa manav dükkanı. Burada yani mahalle olarak evde oturan ev sahipleri, kiracılar, yani tüm herkesi bekliyoruz burada yani. Manavların olduğu yer uzak. Yani memnun kalırlar, her çeşit buraya zepse meyveyi nasip olursa koyacağız. Salçalık, domates, biber zamanlı. Aynen. Balıkesir'den, Bursa'dan getireceğiz. Yani bu belediye başkanının almış olduğu bu karar bir nebze aslında iyi oldu. Siz de bir dükkan yani, sahibi oldunuz. Daha önce babamın söylediği gibi yani. Şimdi adam köyden kendi malını getiriyor, ne bileyim. Maliyetini verip geçiyor. Biz gidiyoruz adamın yanına, kendi üreticinin yanına almaya. Adam kasılıyor malı. Yani adam buraya getiriyor, ne bileyim. Kira vermiyor, ne bileyim. Belediye hiç herhangi bir şey yapmıyor. Arabanın üstüne seyyar bir şekilde. Çarşamba geliyor buraya, çekiyor traktörünü, kamyonunu, satıp gidiyor. Yani ertesi gün gidiyoruz tarlaya adamla. Adam 5-10 kuruş aşağıya düşmüyor yani. Şimdi çarşamba günleri bu yolda her yaz buralara karpuzcular traktörle dediğin gibi olur. Bu sene olmayacak. Bu sene olmayacak kesinlikle. Yani başkan beyimiz öyle bir karar almış. Yani biz de dükkanı tuttuk Allah'ın izniyle. Peki abicim, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.